Arkadaş özümü kopardın. Affedersin. Perşembe akşamı şu tıp zımbırtısına beraber gidelim mi? Ha? Senin kavayen ben olayım. Orhan'la baş başa olan yemeğinizde ne oldu? Tüydü Orhan Hoca. Ah, niye acaba? Aslı, yine sıkıntılar var herhalde. Hı. O yüzden. Beraber gidelim. Senle ben. Maalesef canım. Ben başka biriyle gidiyorum. Kimle? Bekle gör. Perşembe akşamı. İşiniz var mı? Günaydın. Sana da günaydın. Çok teşekkürler. Böyle elimi kaldırdım ya. Günaydın demek o. Ha, çok pardon. Perşembe akşamı işiniz yoksa size geleyim diyorum. Böyle medeni insanlar gibi Metin Bey'le birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı elde ederiz. Şimdi ben bunu şöyle duyuyorum. Perşembe akşamı annemlerle çıkacağım yemekten aşırı korkuyorum ve kendime kaçacak yer arıyorum. Hı? Ben annenle konuştum. Çok heyecanlı seninle buluşacağı için. Çok özlemiş seni. Hatta bana seninle buluşurken ne giyeceğini bile anlattı. Sen eski kocanın annesiyle böyle zırt pırt telefonda mı konuşuyorsun? Evet, konuşuyorum. Ne var bunda? Seviyorum onu. Hatta bence sen de konuşmalısın biraz onlarla. Belki onlar için ne düşündüğünü söyleyebilirsin onlara. Yani en azından kendine söyleyebilirsin. İnan bana çok rahatlatacak seni. Ne istiyorsun Ateş? Görev. Biliyorsun ben bir görev adamıyım. Son günlerde biraz safsakladım poliklinik görevimi. Farkındayım. Suçluluk duygusu. Çok fena kemiriyor içimi. İyi bilirsin sen. Yarın gece telafi edeyim şunu. Ha? Gece nöbeti yaz bana sabaha kadar. Yalnız poliklinik geceleri kapalı. Olsun. Dosya işi var. Dosya takibi, envanter, fotokopi. Kaçılacak yemekler. Biliyorsun. Evet, dünden beri. O zaman hadi geç bir kıyak. Ha? Geç bir kıyak, kurtar beni şu yemekten. Tamam, kurtar beni şu yemekten. Ben de bu İpek Hoca burun estetiği yaptırmış dedikodusunu kim çıkardı söyleyeyim sana. Öyle bir dedikodu yok bir kere. Ama olacak. Her an olabilir daha doğrusu. Beni bu yemekten kurtarmazsan bir dedikodu çıkabilir ortaya. Ateş niye zorluyorsun? Yani sen de herkes gibi yapsana işte yalan söyle. Anneme. Sen annene yalan mı söylüyorsun? Evet. 12 yaşından beri. Benim annem yalan dedikleri gibi. Hayatta yutmaz. Yutar Ateş'cim. Annen ondan nefret ettiğini düşünmektense işin olduğunu düşünmeyi tercih eder. Ben annemden nefret etmiyorum. Babamdan. Babamdan nefret ediyorum. Sana da bir motor alalım mı? Ha, benden. İstemem. Araba. Ha, eskidi senin araba. Ya istemem. Ya ev alsam da istemem. O yemeği yiyeceğiz. Yengeyle aranı düzeltecek taktikler versen. Mesela. Mesela. Kıskandırma taktiği telefonda. Başka bir hanımefendiyle konuşuyormuş gibi yapacaksın. Sanki onun sana ilgisi varmış gibi. Azıcık kıkırdayacaksın falan. Ha? Ya çok klişe. Sen şu yemek işini hallet. Ben sana daha ne ince taktikler vereceğim. Doktor, bu yemek yenilecek.